Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugünkü dersimizle kendimizi daha dinç hissetmek için bir egzersiz yapmaya ne dersiniz? Haydi başlıyoruz. Önce hep birlikte burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi de başımız öne, arkaya, sağa ve sola çevirerek rahatlıyoruz. Sonra kollarımızı öne uzatıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Evet. Şimdi daha iyi misiniz? Haydi bakalım. Hazırsanız başlayabiliriz. Çocuklar, bugün sizlerle birlikte ulaşım araçları hakkında birazcık sohbet etmek istiyorum. İnsanları, eşyaları, hayvanları, yiyecekleri bir yerden başka bir yere götürmek için kullanılan araçlara ulaşım araçları veya taşıtlar diyoruz. Taşıtlar bizleri çok uzak yerlere daha kısa mesafede, daha kısa zamanda ve daha kolay bir şekilde götürmeye yardımcı olurlar. Çocuklar, taşıtlar kendi arasında üçe ayrılırlar. Deniz taşıtları, kara taşıtları ve hava taşıtları olmak üzere. Şimdi hep birlikte bunlara bir örnek verelim. Kara taşıtlarına verilebilecek örnekler, evet araba, motosiklet, tren, otobüs ve bisiklet olabilir. Deniz taşıtlarına verilebilecek örnekler, evet aferin size, gemi, kayık ve denizaltı olabilir. Evet ve hava taşıtlarına verilebilecek örnekler, uçak, evet, helikopter ve zeplin olabilir. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte deniz taşıtı olan bir gemi yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey A4 büyüklüğünde bir kağıt parçası. Bu etkinliği yaparken aile büyüklerinizden destek alabilirsiniz. Şimdi öncelikle kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz ve havada kalan kısmı güzelce ütülüyoruz. Evet, aferin size. Şimdi tekrar kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz yine. Ve yine havada kalan kısmı ütülüyoruz. Evet. Katladığımız kısımdan tekrardan açıyoruz. Ve ortada bir çizginin oluştuğunu görüyorsunuz. Sağdaki ve soldaki kulakçıkları tam ortadaki çizgide birleştireceğiz. Ve kenarları güzelce katlıyoruz. Evet ve ütüledim. Kağıdımın aldığı şekil bu. Şimdi aşağı kısımdaki kulakçıkları yukarı doğru katlayacağız. Ve güzelce ütüleyeceğiz. Evet, aynı işlemi arka tarafa da yapıyoruz. Aferin size, harikasınız. Kağıdımın almış olduğu şekil bu. Şimdi sağdaki ve soldaki kulakçıkları iç kısma katlayacağız. Ve güzelce ütülüyoruz. Evet. Aynı işlemi arka taraftaki küçük kulakçıklara da yapıyoruz. Evet, harikasınız. Şimdi tam ortadan açıp tekrar ikiye katlıyorum ve güzelce kenarlarını ütülüyorum. Şimdi aşağıdaki sivri kısımları yukarıya doğru katlayacağız tekrar ve bu işlemi her iki tarafa da yapacağız. Bir. Güzelce katladım. Arka tarafını çevirdim ve arka tarafa da yaptım aynı işlemi ve güzelce ütüledim. Şimdi oluşan şekli yine ortadan açıp ikiye katlıyorum ve güzelce kenarlarını yine ütülüyorum. Evet. Şimdi sağdan ve soldan tutup iki yana açıyorum ve gemimiz hazır. Orta kısmı da şöyle birazcık yukarıya doğru kaldıralım. İşte bu.
Şimdi bunu evde küçük bir kabın içerisine su koyup güzelce yüzdürebilirsiniz. Harika. Çocuklar, şimdi sizlere bir tane de bilmece sormak istiyorum. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bir sonraki videomuza kadar bu bilmecenin cevabını düşünüp benimle paylaşmanızı istiyorum. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.